Ama ne yazıktır ki bizim peşinde koştuğumuz sosyal demokrat dediğimiz siyasi partiler bile bizim büyük desteğimize rağmen %70 oy alan bir siyasi parti olan yerlerde dahi bizim ne yazık ki bizim haklarımıza onlar bile gözleri kapalı, kulakları tıkalı kaldılar. 2014 seçimlerinde yerel seçimlerde Dilimcem evine gelip hakikaten kangren olmuş Dilimcem evine tapu sorununu biz kesin çözeceğiz. Bu sefer hakikaten halktan, hukuktan, devrimden, devrimcilikten, barıştan yana olan Alevilerin hakikaten insanca yaşaması, ibadet ve inanç hürriyetlerinin kendilerine hakikaten kendilerinde olması gerektiğini savunan siyasi partiler maalesef bizlerin desteğini aldıktan sonra 4 senedir bize verilen bir o sözler bir türlü yerine gelmedi. Dilimcem evinin tapusunu, dosyasını biz hazırladık. 2 defa Dilim'deki yerel belediyeye verdik. 3 defa Dilim Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne götürdük. Her gittiğimizde bize imarı gönderdiler, imara gönderdiler ve her zaman bize size geri dönüş yapacağız demelerine rağmen 4 senedir ne Dilim'deki belediye ne de Aydın Büyükşehir Belediyesi bize dönüş yapmadı. Çünkü 2019 geliyor. Belki de 2 ay sonra baskın bir seçim olacak, yerel seçim olacak. Yine bu namzet olacak arkadaşlar yine gelecekler Dilimcem evine. Yine bizleri toplayacaklar. Yine karşımıza korku imparatorluğu olan mevcut hükümeti gösterecekler. Bak onlar gelirse böyle olur, şöyle olur, ölürüz, biteriz, yanarız deyip bizi korku çemberini alacaklar. Yine oyumuzu alacaklar. Yine bu koskocaman, bu anlamlı, bizim için kutsal olan bu kurumun tapusunu yine vermeyecekler. Yine ellerinde bir koz olarak 2023'e, 2030'a mı ne tutmak için her zaman bizleri kendilerine muhtaç etmeye politikasını gidecekler.